Herkese merhabalar. Benim adım Heber Cook ve Türkiye'de toplam bir sene yaşadım. Oradayken İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin üyelerindendim. Ve kilise Türkiye'de küçük ama çok güçlü. Derken sayıda küçük ama ruh ve enerji anlamında çok kuvvetli ve Türkiye ve Türkler için çok güzel şeyler yapıyor ve nimetler getiriyor. Mesela benim öğrettiğim öğrenciler, ben Türkçe öğretirdim bu seneye kadar. Ondan sonra Fas'a gittim Arapça öğrenmek için biraz. Ve neyse, benim öğrencilerim insanlara ve ailelere teşvik ediyorlar, yardım ediyorlar. Onların ruhsal hayatlarıyla yardımcı oluyorlar. Ve Hristiyanlık ve Hristiyanlar hakkında öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyorlar. Ve ben de eskiden onlar gibi görevliydim. Yani görevli derken biz kilise için hizmet ediyoruz. Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Ve birkaç ay boyunca biz değişik bir yere gidiyoruz. Biz karar vermiyoruz ama peygamber karar veriyor. Aslında peygamber değil de. Peygamber Tanrı'dan bir ilham, vahiy alıyor ve vahiy sayesinde peygamber bize bir yere atıyor. Tamam, ben görevimi Brezilya'da hizmet ettim ve hikayemi ve düşüncelerimi inandığım şeyleri internet ile herkes ile paylaşmak istedim. Çünkü Tanrı bana güzel hikayeler verdi ve dininiz ne olursa olsun, İslam olsun, Yahudiysen süper, Hristiyansan, Budistsen, Tanrı'ya inanmıyorsan olsun. Beraber öğrenelim ve beraber hayattan zevk alalım ve Tanrı hakkında öğrenelim. O zaman Tanrı inanmıyorsanız belki bu videolar sayesinde Tanrı'ya ya da Allah'a ya da daha üstün bir güce inanmaya başlarsınız umarım. Tamam. Bu arada benim öğrettiğim öğrenciler Türkiye'de süper bir aslında Türkiye'de şu an Türkiye'de değiller ama Bulgaristan'da yaşayarak Türklerle konuşuyorlar ve sohbet ediyorlar. Onlarla irtibata geçmek isterseniz Sevindirici Haber Facebook sayfasına açabilirsiniz. Ya da İsa Mesih'in Kilisesi diye bir sayfa var Facebook'ta. Tamam. Bugün biraz ailem hakkında konuşmak istiyorum. Çok derin ya da böyle komplo ile ilgili bir şey ile başlamak istemedim. O zaman bu video sadece benim ailem ve benim aile tarihim hakkında olacak. Çünkü hafif şeyler ile başlamak istedim. Ve sonraki videolarda inşallah daha fazla derin ve belki bazı insanlar ağır bulurlar konuları. Ama
bu konular göreceksiniz. Mesela kilisenin tarihi ile ilgili konular üzerinde biraz durabiliriz. Ama şimdilik dediğim gibi ailem hakkında konuşacağız. O zaman benim babamın dedesinin annesinin abisi, onun adı Orin Orlando Barros'tu. Ve o benim bir görevli olduğum gibi o da bir görevliydi. Ve onun misyonunu, onun görevini Samoa'da gerçekleştirdi. Ve Orlando Barros, sonra sadece Orin diyeceğim, daha kısa. Orin 1820 yok 40'larda Samoa'da bir hizmet yaptı. Ve Samoa'dayken bir gemiye binmiş. Şimdi ben görmedim, o zaman miş kullanacağım, değil mi? Tamam. Orin gemi değil de küçük bir tekne. Bir tekneye binmiş. Çünkü bir adadan başka bir adaya seyahat ediyordu. Ve bazı insanlar orada Tanrı'yı bilmiyorlardı. O zaman benim akrabam, yani dedemin dedesinin sanırım bunu şey yapmam lazım. Sonra kontrol edebilirim. Ama benim akrabam Orin adadan adaya seyahat ediyordu. Ve bir fırtına esmeye başlamış. Ve bu fırtına eserken herkes, bu küçük teknedeki herkes korkmaya başlamış. Ve tekne üst alt edilmiş. Ve oralı olanlar, yani Samoalılar benim akrabama demişler ki sıkı tut tekneye. Tekneyi sakın bırakma demişler. Ve onlar biliyorlardı ki ve bu konuda tecrübeleri vardı. Çünkü bu aynı şeyi daha önce yapmıştılar. Ama Orin, benim akrabam, dinlememiş. Ve yüzmeye çalışmaya başlamış. O zaman yüzerken yormaya başlamış. Ve aslında su da denizde batmaya başlamış. Ve denizin altında belki ona göre 50 feet, o zaman metrede belki 17 metre suyun altındaymış. Ve o anda ne yapmayı bilmemiş. Ve onun vücudunda çok baskın vardı suyun ağırlığından dolayı. Ve dua etmeye başlamış. Sonunda bu kişi Orin dini bir hizmet, bir görev yapıyordu. Ve
O onu biliyordu. Belki o anda şöyle demiştir. Tanrı gerçekten var mıdır? Ama Tanrı'ya inanmış o anda. Ve Tanrı'ya dua etmeye karar vermiş. Ve diyor ki, yani bütün bu şeyler yazılı. Ben hikayeyi birkaç kere İngilizce'de okudum. Ama şöyle diyor, onun sözleriyle. Ben küçük kız kardeşimi düşündüm. Ki bu arada o küçük kız kardeş benim dedemin dedesinin annesi. O zaman küçük kız kardeşimi düşünüyordum. Ona dönemezsem o nasıl iyi bir onun nasıl iyi bir hayatı sürecek düşünüyormuş Oren. Ve anneme bakmak istiyorum. Çünkü o yaşlanıyor. Onun için çalışmak istiyorum. Eve dönmek istiyorum. Tanrı, lütfen. Eve dönmeme yardım et. Eve dönmemi sağla. Çünkü eve dönebilirsem aileme bakabilirim. Ve o anda diyor ki, yani yazıyor ki, benim aklımda Tanrı'nın bana olan sözler aklıma gelmeye başladı. Çünkü peygamber beni atadı. Ve peygamber ellerini başımın üzerine koymuştu. Ve dedi ki, sen imanlıysan ve görevini iyice güzel güzel yaparsan, evine ve ailene sağ salim bir şekilde döneceksin. O zaman Oren diyor ki, o anda ben o söze kalbim ile inandım. Ve o kadar güçlü dua ettim ki, inandım. Çok büyük bir imanım vardı o anda. O zaman yükselmeye başladım. Ve suyun yüzeyine bile geldim. Ve ilk nefesimden sonra koskoca bir dalga beni onun kollarıyla beni ta sahile kadar getirdi. Ve sahile varınca yeri öptüm ve Tanrı'ya şükrettim. Çünkü Tanrı beni kurtarmıştı. Ve Samoalılar bana kızdılar. Ne yaptın dediler. Neden tekneye sıkı tutmadın diye sordular. Ve ben itiraf ettim. Yani evet ben kötü bir şey yaptım. Yani yanlış şeyi yaptım. Ama hayatı boyunca bu hikaye hakkında tanıklık etti ve Tanrı'ya olan imanını ve bu hikayeyi başkalarıyla paylaştı. Ve bu hikaye sayesinde ben Heber Cook olarak kendi hayatımda daha fazla umut ve mutluluk hissediyorum. Mesela 2 sene önce okuldayken, üniversitede Arapça ve Orta Doğu eğitimleri okuyorum. O zaman Arapça okuyorum ve Arapça bildiğiniz gibi kolay bir dil değil. Ama üniversitedeyken kendimi çok sıkılmış hissediyordum. Böyle canım, yani kendimi sanki boğulmuş gibi hissediyordum. Yani boğulacağım
öleceğim yani baskından dolayı öleceğim diyordum. Tabii ki üniversite okumalarından ölemeyiz bildiğim kadarıyla. Belki ölebiliriz, bilmiyorum. Ama o anda bu hikayeyi, az önce size söylediğim hikayeyi hatırladım. Ve aklıma huzur getirdi. O zaman o hikayeyi hatırladığım zaman benim dedemin, dedesinin, annesinin, abisinin imanını hatırladım. Ve o zor şeylerden geçebilirse ben de zor şeylerden geçebilirim. Ve o zor şeyler beni öldürmeyecek. Ve bazen açıkçası depresyona kapıldım. Yataktan çıkmak istemedim. Haftalar boyunca, günde 15 saat uyudum, uyardım. Çünkü çok böyle ağır bir depresyonum vardı. Ama sonuçta o dualar ve Tanrı'dan ve tanıdığım insanlardan yardım istemek, o derin derin sudan beni kurtardı. Onu diyebilirim. O zaman sen dinleyen kişi, arkadaşım, hayatında herhangi zor bir şey varsa, herhangi derin su varsa, sen de Tanrı'ya dua ederek kurtulabilirsin ve daha güçlü olabilirsin. Onunla beraber onunla yani kalmıyor. Sen kendi aile tarihini çalışırsan belki aile tarihinde yani ecdadının hikayelerinden ilham bulabilirsin. Ve belki motivasyon da bulabilirsin. Bu şeyler hakkında daha fazla konuşmak isterseniz bana mesaj atabilirsiniz. Ve genelde bizim kilisemizde dediğimiz bütün şeyleri İsa Mesih'in adıyla söylüyoruz. O zaman onu diyeceğim. Bu şeyleri İsa Mesih'in adıyla söylüyorum. Amin. O zaman sonraki videoda görüşürüz.